Şörünü bildiniz mi peki sağdan soldan? Kimsenin bir şey bildiği yok. Biri bir şey biliyorsa da söylediği yok. Yiğit de konuşmuyor. Bir süre konuşmayacaktır o. Gururu kırılmış belli ki. Ya ne oldu da böylesine bir kavga çıktı acaba? Ya ben şeyi anlamadım. Bu Emir niye durduk yere Nihat'ı bulun diye tutturdu ki dün? Bir şey biliyor da söylemiyor mu acaba? Yok canım. Yani bilse bilse Nihat biliyordur diye düşünmüştür. Yani sonuçta beraber çalışıyorlar. O yüzden söylemiştir. Ne? Saçmalama. Delirdin herhalde, Nihat'ı mı arayacağım? Niye ya? Ya yanlış bir şey söylersem Yiğit beni öldürür. Bilmememiz gereken bir şey var demek ki. Biraz bekleyelim. Yiğit kendine gelince anlatır belki. İnşallah. Ama bir şey diyeyim mi? Gün geçtikçe daha çok batıyoruz. Buramıza kadar geldi şimdiden. Merhaba Kübra. İyi misin? İyiyim. Bir yardım eder misin? Şunu çıkaralım dışarı. Tabii. Şey, çok merak ettim seni. Yiğit'i de öyle hırpalanmış görünce dayanamadım geldim. Başka bir şey değil yani. İnsanen merak ettim. Niye dışarı çıkıyorsunuz ki siz? Sen daha iyileşmedin. İyiyim ben ya. Merak etme. De sen pek iyi değilsin. Ne oldu senin suratına? Bir şey yok ya. Önemli bir şey değil yani. Kübra, ben bütün bu olanlar için çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Yani son zamanlarda çok gerildik, çok kırıldık biliyorum ama... Yani sana bir şey olsaydı... Sadece çocukluk arkadaşımı değil... Çocukluğumu da kaybetmiş olacak. Biz evcilik oynarken hep anne olmanı, 12 yaşında bize dolma sarmayı öğretmeni, bizi azarlayıp kasa diye eteklerimizi çekiştirmeni, bütün o güzel anılarımızı da alıp gidecekti. O yüzden sırf çocuğun için değil, çocukluk arkadaşların için de. Sağlam dur, tamam mı? Merak etme sen. Ben her şeyi yoluna sokacağım, tamam mı? Şimdi gideyim ben. Yiğit de odasında. Hadi sen çık bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.